Merhaba arkadaşlar. Bugün boyanın yapımını anlatacağım size. Oya şu şekilde tığ battısı olmadan başlayan bir oya. Tığ battısını oyanın şu yeşil kısmıyla birlikte yapıyoruz. Daha sonra da pembe kısmına geçiyoruz. Pembe kısmı kirpik şeklinde zaten büyük bir bölümü. Hemen nasıl yapıldığına geçelim. Şimdi arkadaşlar oyamız şu şekilde. Tığ battı ile beraber bir tane küçük yaprak yapıyoruz, bir tane büyük yaprak yapıyoruz. Hemen tığ battıdan büyük yaprağı yaptıktan sonra devam ediyorum ben. Büyük yaprağımı yapıyorum. Şuradan göstereyim. Üstüne 4 tane tığ battı yapıyorum ve geri dönüyorum. Hemen yapalım arkadaşlar. Tığ battım biliyorsunuz ikişer zincirle yapıyorum. Tığ battı videosu için de çok istek geliyor. İnşallah bir gün de onu göstereceğim. 2 zincir çekiyorum. 2 zincir çekiyorum. 3. oldu. 2 zincir çekiyorum. 4. 4 tane tığ battı yaptıktan sonra şimdi büyük yaprağımı yaptım arkadaşlar. Küçüğünü yapacağım. Yaprağımı yapmak için arkadaşlar şurada önce yaprağın yuvasını yapmam gerekiyor. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Oyamın tersine dönüyorum. Bu tıbatıya değil de onun bir yönündekine hemen sık iğneyle şöyle giriyorum. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Oyamın düz yönüne dönüyorum. Şimdi şu anda buradayım. Burada arkadaşlar benim 3 tane ikili trabzan yapmam gerekiyor. Bir defa doluyorum. Çift kat çift kat çekiyorum. Bir defa doluyorum. Çift kat çift kat çekiyorum. Bir defa doluyorum. Çift kat çift kat çekiyorum. Küçük yaprağımın ilk kısmı tamamlandı. Şimdi aradayım. Arada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar bir defa doluyorum. Çift kat, çift kat çekiyorum. Bir defa doluyorum. Çift kat, çift kat çekiyorum. Bir defa doluyorum. Çift kat, çift kat çekiyorum. 3 tane yeterli. Sonra 2 zincir çekiyorum. Tekrar çiçek yuvasına sık iğneyle giriyorum. Küçük yaprağım oluştu arkadaşlar. 2 zincirle tekrar 1, 2 zincir. Şu anda bulunduğum yer burası. Gene 4 tane tığ battı yapacağım arkadaşlar. 1, 2 zincir çekiyorum. İkinci tığ battım. 2 zincir çekiyorum. Üçüncü tığ battım. 2 zincir çekiyorum. Dördüncü tığ battımı yapıyorum. Dördüncü tığ battı yapıldıktan sonra arkadaşlar gene 4 zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Hemen yapalım. 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Oyamın tersine dönüyorum. En son yaptığım değil, onun bir önceki olan tığ battının üzerine sık iğne ile giriyorum. 2 tane, 3 tane zincir çekiyorum. Burada daha yüksek olacak çünkü. Oyamın düz yönüne dönüyorum. Bir defa dolayıp çift kat çekerek 4 tane dolduruyorum. Bir doladım. Çift kat çift kat çektim. Bir doladım. Çift kat çift kat çektim. Bir doladım. Çift kat çift kat çekiyorum. 4 tane olduktan sonra arkadaşlar biraz yana doğru kaydı gibi ama en son aşamada onu düzelteceğiz. 2 3 4 tane daha zincir çektim. Gene oyamın tersine dönüyorum. İlk yaptığım şu zincir olan kısmın altından girip bu 4 zincirimi buraya tutturuyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar oyamın önüsündeyim. Şimdi şu yarım kanatları yapacağım. Bu kanatlar arkadaşlar 4'er tane trabzandan oluşuyor. 1, 1 doluyorum. Çift kat, çift kat. 1 doluyorum. Çift kat, çift kat. 1 doluyorum. Çift kat, çift kat. Burada 4 tane oluşturdum. Burada arkadaşlar 4 tane oluşturduktan sonra sık iğneyle zincir çekip aşağı inip kapatmam gerekiyor. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aşağı inip şu şekilde kapattım. Tekrar 2 zincirle yükseliyorum. 4 tane daha trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4. Şu şekilde. Bunu da arkadaşlar gene 1, 2, 3 zincirle önce kendi yuvasına kapatıyorum. Sonra tekrar 3 zincir çekiyorum. Tığ battıya kadar iniyorum arkadaşlar. Bundan sonra da şöyle birkaç tane tığ battı yapalım. Artık bunu tekrar ederek gidiyoruz. Bir küçük bir büyük yaprak yaparak gidiyoruz. Üst kısmına geçeceğim. Birkaç tane tığ battı yapalım. Pembe kısımdayız arkadaşlar. Pembe kısımda çiçeğimin birinin kirpiğini bitiriyorum burada. 3 tane zincir çekeceğim. Şu alt kısma tutturarak kirpik kısmını bitiriyorum. Sonra burada bir zincir çekiyorum. Şu ikisi arasını dolduracak uzunlukta. Çok uzun olmayan bir örümcek yapıyorum.
Örümceğimi yaptım arkadaşlar. Şu tepede arada yuvam vardı. Yuvaya sık iğne ile giriyorum. İki tane zincir çekiyorum. Şuradayız. İçine dört tane trabzan yapıyorum. Küçük bir tomurcuk gibi görünecek burası. Bir, iki, üç, dört tane trabzan. Bir dolayıp çift kat çift kat çektim arkadaşlar trabzanımı. Sonra yine bir zincir çekiyorum. Örümceğimi alıyorum. Küçük bir örümcek. Şu büyük yaprağımın, şöyle düzelteyim, şu kısmından giriyorum arkadaşlar. Şöyle gireyim ve girdikten sonra da göstereceğim. Şuradan giriyorum. Yukarıya doğru 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Hemen burada bir zincir vardı. O zincirimin üstüne, ilk ilmeğine sık iğne ile giriyorum arkadaşlar. Şuradayız şu anda. Üstüne 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen sıradaki ilk ilmeğimin üstüne sık iğne ile bu zincirimi tutturuyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar tutturuyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sonuna geldik zaten. Burayı da bu şekilde tutturuyorum arkadaşlar. İlk kısmı bitirdik. İlk kısımdan ikinciye geçerken ben bir tane zincir çektim burada arkadaşlar. Küçük bir örümcek yapan arkadaşlarım da oluyor bazen. Siz bilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen önündekine tutturuyorum. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen sıradaki ilmeğe tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Sıradaki ilmeğe tutturdum arkadaşlar böyle. Burada gene 1, 2, 3 zincirle oyamı şuraya bağlayıp ben bitiriyorum arkadaşlar. Benim daha fazla örecek yerim kalmadı. Bir de yakından bakalım yaptıklarımıza. Şu ikisini beraber yaptık arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Bunlar benim daha önceki yaptıklarımdı. Hoş bir oya, farklı. Denemek isterseniz, eğer benim gibi beğendiyseniz beğen butonuna basın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olun. Böylece bütün örneklerimi görme fırsatı bulursunuz. Denemek isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Hepinizin eline sağlık.